Videonun sesini maalesef sizinle paylaşamıyorum çünkü arkada müzik var ve telif yeriz, ama yine de videoda bahsettiği şeyler birkaç cümle zaten. Uyanıyorum, işe gidiyorum, yatıyorum. Uyanıyorum, işe gidiyorum, yatıyorum ve yaşamıyorum. Şu an birçok insanın Türkiye'de hayatı yok. İş hayatı öyle bir hale getirmiş ki sadece çalışıyorlar. Mesela İstanbul Tekeli'nde konuşalım. Sadece çalışıyor ve toplu taşımada eve gidiyor, yatıyor. Sabah uyanıyor, işe gidiyor, tekrardan toplu taşıma, yat. Bütün hayatın işinde geçiyor ve genelde de işte sevmediğin işler, sıkıcı işler, patronun seni köpek gibi çalıştırdığı işler. Bunu kolay kolay dünyanın her yerinde göremezsiniz. Çünkü halkımızda maalesef protest bir yapı yok. Bu çalışma saatlerini isyan edebilecek cesaret yok. Normalde başka bir şey derim de. Bunu Avrupa'da yapmaya kalkarsan o hükümeti yıkarlar. Buradan tabii ki bizim hükümet yıkılsın diye bir şey söylemiyorum Savcı Bey. Sadece Avrupa'da olabilecekleri söylüyorum. Çalışma şartlarımız çok beter. Eğer oldu da mesela sendika kurulmaya çalışıldı. Sendikalarımız garip bir şekilde Bİ, Jİ, SER, OH, APO demeye başlıyor birden. İşçi hakkı vesaire çoktan unutulmuş oluyor. Seni temsil etmesi gereken işçi partilerine bakıyorsun. Onlar da Bİ, Jİ, SER, OH, APO diye takılmaya geçtiği için artık bu arada bu noktada bir patlama yaşanmış ki geçenlerde TKP artık Kürt milliyetçiliğini yapmak istemiyorum, CHP'den kopmak istiyoruz tarzında bir açıklama yaptı. Herhangi bir şekilde haklarımız savunulamadığı için çalışma şartlarımız da felaket. Ve karşılığında da öyle amşan paralar da kazanılmıyor. Türkiye'de özellikle asgari ücretle iş dönülen temel sektörler günde 10-12 saat çalışıyorlar ve günlük 8 ve 12 saat arası bir mesaileri oluyor. Öyle 8 saat mesai vesaire sadece memurluklarda oluyor. Ama bu durumlarda da mesela insanların bu şartlarını iyileştirmek için sadece onların olmaması gerekiyor. Diğer sektörlerdekiler de buna ses etmesi gerekiyor. Mesela beyaz yakalılar, memurlar. Çünkü bu çalışma yoğunluğu diğer yerlerden de götürür. Günde 12 saat çalıştığında insan kendini geliştiremiyor herhangi bir alanda. Beyni o kadar gelişmiyor. Zaten robot gibi çalıştığı için beynine pek de ihtiyacı olmuyor ve bu durumlarda ona yönelik seçimler de yapabiliyorlar. Özellikle seçim zamanlarını iyi hatırlamak gerekiyor. Yani işin doğrusu dolaylı yoldan diğer sektörlere de zarar verebiliyor bu insanların bu şekilde çalışmaları. Bunu size hayat bitti, çalışmayın, ne yapacaksınız vesaire bu tarz düşünceleri empoze etmek için söylemiyorum. Aksine özellikle genç arkadaşlar, böyle durumlardan kurtulabilmeniz için ekstra çabalamanız gerekiyor. Önce kendinizi kurtarın, sonrasında sistemi değiştirmek için de çabalayabilirsiniz. İyi eğitim alın. Tercih edilebilen bir insan olmaya çalışın. Ha tabii iyi eğitim alırsınız ama yine de bazı sektörlerde yine çok yoğun çalıştırırlar size, ama en azından karşılığını verirler. Diğer türlüsü çok zor. Garsonluk yaparak hayat geçmez. Hadi garsonluk yine biraz sosyal bir meslek oluyor ama mesela fabrikada çalışarak hayat geçmez. Avrupa'da, Amerika'da olsaydık tamam derdim, fabrikada çalışabilirsin. Çünkü günde 8 saatini çalışırsın, orada iş biter. Türkiye gibi yerlerde ise kölelik resmen. Üsttekilerin zaten istediği bu ve bunu konuşan da yok. Çok garip bir şekilde beni rahatsız ediyor. Mesela muhalefetin ana noktalarından biri bu olması gerekirken bunu da konuşmuyor muhalefetimiz. İyi eğitim alın vesaire diyorum. Buna bazıları karşı çıkabiliyor. Okusak da bir şey olmaz tarzında yorumlar yapan çok insan var. Hayır, okuyacaksın. Bazıları özellikle bunu ergen kafasıyla söylediği oluyor. Senin ergen kafanı yerim abisi. Birincisi bu. Kendini geliştireceksin. Bazıları vardır. Özellikle birçok bölümde, hani diploma gerektirmeyen bölümlerde kendini geliştirmek için ayrıyeten çabalayabilir. Ama senin yine de o bölümde olman gerekir. Çünkü orada sen bir komüniteye dahil olmuş oluyorsun. Çevremde birçok arkadaş var. Kendi iş saatlerini kendileri seçer. Der ki ben bu ay şu kadar kazanmak istiyorum. Ona göre çabalayacağım. Ha bu arada buna ben de dahilimdir mesela. Önümüzdeki ay hayatımın en yoğun aylarından biri olacak. Ama karşılığını alacağım. Yani gerçekten hayatsız gibi şehir şehir gezeceğim. Gezerken bir yandan da animasyon ve podcast yapmaya devam edeceğim. Akşamları da sahne alacağım. Bildiğin komple çalışma. Ama mesela bu videodaki isyan eden arkadaştan belki 20 kat, belki 30 kat daha fazla kazanmış olacağım. Bunu hava atmak için söylemiyorum. Bir yerden sivrilmeniz gerekiyor ki bu şartların altında ezilmeyin. Önce bir kendinizi kurtarın. Sonrasında sistemin değişmesi için de mücadele etmeye çalışın. Çünkü evet, belki siz böyle çalışmıyor olabilirsiniz. Eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, akrabanız, bunlar bu şartlar altında eziliyorlar. Toplumun o mutsuzluğu eninde sonunda size de yansıyabiliyor. Böyle bir gerçek var. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Yarın Sakarya, sonraki gün Ankara, sonraki gün İzmit'teyim. O gösterilerde beklerim. Öpüyorum hepinize.